üçüncüsü düzenlenen bu konferansta bulunmaktan ben de mutluluk duyuyorum. 2012'den beri yürütülen tartışmalar gerçekten önemli, anlamlı ve yaşamsal nitelikli. 2015'teki konferansta da Sayın Öcalan'ın aramızda bulunmasına dair temennilerde bulunmuştu. Ben de bugün avukatı olarak tekrardan bu temennilerde bulunuyorum. Umuyor ve diliyorum ki bir sonraki konferansta aramızda olur ve bu tartışmaları beraber yürütürüz. Tabii kendisinin bu tartışmalara katılması önemli. Ve katılamamasının temel nedeni aslında tam da konferansın ana gündemi olan kapitalist sistem. Ve biz aslında tam da burada onun düşünceleri tartışarak bu sisteme meydan okuyoruz. Vurgulamadan geçemeyeceğim. Bugün 59. gündür Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde açlık grevi eylemcileri var. Sayın Öcalan'ın üzerinde devam eden tecrite dikkat çekmek için yürütülen bir açlık grevi. Ben de kendilerini buradan selamlıyorum direnişlerini. Şimdi konuşmamın ana temeli hepimizin mağdur olduğu aslında kapitalist sistem. Bizler her ne kadar hayatlarımızda bir şekilde kapitalist sistemin dışında olduğunu ifade etsek de maalesef ki bu sistem o kadar sinsi, o kadar hızlı hayatımıza nüfus ediyor ki çoğu zaman anlamıyoruz. Somut anlamda yürüyen, işte böyle kaba gördüğümüz, tanımladığımız bir savaş var ve bunu gerçekten buna karşı kendimizi korumak, buna karşı tavır almak çok kolaydır. Çünkü gözle görülen bir şeydir. Bir de öte taraftan aslında bizim görmediğimiz böyle daha ideolojik, daha politik, daha içten yürüyen ve kendimizi korumakta zorlandığımız bir savaş hali var ki bu aslında kapitalizmin temel yöntemlerinden bir tanesi. Tabii ben buna değinirken biraz hani tarihsel sürece değinerek gelmek istiyorum. Çünkü bugünü anlayabilmek için biz tarihsel süreçlerde neleri kaybettik, kapitalist sistem nasıl bir savaş yürüttü bunu görerek gelmekte yarar var. Çünkü hani somutlaştıramadığımız savaşa karşı gardımızı almak biraz zor ve bu tanımlamayı yapmak istiyorum sizinle beraber. Şimdi şunu ifade edeyim, hani insanın ilk toplumsal hali ya da doğal toplum dediğim şey aslında sınıflı ve devletli topluma geçişe kadar ki, o geçişin başladığı sürece kadar ki zaman dilimi ifade eder. Aslında doğal toplumun sona ermesi, sınıflı ve devletli toplumun başlaması kapitalist sistemin temellerini attığı bir dönemdir ki doğal toplumda kadın merkezli gelişen aslında toplumsal yapılanmalar söz konusu. Burada hakim olan eşitlik ve özgürlüktür. Doğa ve insan arasında bir denge ve uyum hali vardır. Özellikle kadının doğal toplumda toplayıcılık kültürünün temsilcisi olması ve bundan kaynaklı doğayla kurduğu dost ilişki doğayı tanımasına ve bir dost ilişki kurmasına yardımcı oluyor. Ancak doğal çıkışla, doğal toplumdan çıkışla ve günümüzde de hala geçerli koruyan parola maalesef ki doğaya hakim olmak, doğanın kaynaklarını amansızca ele geçirip ve sömürmektir. Aslında böylece bir savaş ve öldürme kültürü de beraberinde başlıyor ki sistem dışı her yapı, form, biçim, çeviri için işaret ediyorlar da o yüzden. Canlı, sistem dışı her canlı, form, biçim yok edilme ve tahakküm altına alınma, sömürülme ile karşı karşıya kalır ki öldürme ve yok etme giderek bir kültür haline almaya başlar. Bu aslında bugün de hala geçerliliğini koruyan bir kültür. Hala hepimize çok canlı, somut tanıklık ettiği bir süreç. Bu konuda Öcalan'ın ifade ettiği bir belirlemesini aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Öldürme kültürünün sadece maddi değil, manevi sonuçları da çok ağırdır. Zorunlu savunma dışında hayvanları ve hemcinslerini öldürmeyi bir yaşam tarzı olarak kültürleştiren bir topluluk artık savaş makinesini geliştirmek için her türlü alet ve kurumsal düzeni geliştirmeyi temel alacaktır. Devlet en temel güç kurumu olarak hazırlanırken savaş okları, mızraklar ve baltaları en değerli araçlar olarak icat edilip geliştirilmişlerdir.
doğal ana toplumdan çıkan ataerkil toplumun tarihin en tehlikeli sapması olarak gelişmesi günümüze kadarki tarihin korkunç öldürme ve sömürme biçimlerinin de özüdür. Ya Öcalan da burada aslında öldürme kültürüne işaret ediyor. Önce kadının, ardından gençlerin ve çocukların da doğal toplumdaki dünyaları yıkılırken hiyerarşi ve iktidara dayalı bir yeni toplum artık hakim hale gelmeye başlar. Tabii süreçle beraber doğaya ters düşme, doğayı talan etme, tercümeden kaynaklı. Sistemin kendini var kılabilmesi için de doğa, toplum ve kadın sistem işleşmelidir. Çünkü bunlar sistem işleşmezse sistem kendisini devam ettiremez ve kendisini var kılamaz. Aslında doğanın vahşetine ya da felaket nedenlerine baktığımızda da doğayla ters düşme, onu kontrol altına alma çok temel etkenlerden bir tanesi, aşikar bir durum. Özellikle doğayı bilgi kaynağı olarak görme ve doğaya hakim olmak için kurgulanan sistem doğaya yıkım ve felaketten başka bir şey getirmemiştir. Tabii günümüzde bile yapılan birçok deney ve bu deneylerin sonuçları olarak gerçekleşen çevre kirlilikleri, depremler, yangınlar azımsanmayacak düzeydedir. Yine bunun sonucunda işte sera gazı etkileri, ozon tabakasının delinmesi, hava ve su kirlilikleri, bunların hepsi aslında bu deneylerin, bu doğa yıkımın sonuçları ki aslında bunlar hepsi birer simge. Asıl tehlike ekolojik bir oğlu olan toplum ile doğa arasındaki ilişkinin bir uçuruma dönüşmesidir ki bu kapatılmazsa aslında bir felakete doğru hızla ilerliyoruz demektir. Şimdi doğal toplum, toplumun doğuşu, ilk hafızası, temel bilinç ve inanç kavramlarının geliştiği zemindir. Ondan bize miras kalan, sağlıklı bir toplumun, doğal çevre ve kadın gücüne dayalı, sağlıklı bir toplumun doğal çevre ve kadın gücüne dayalı olması gerçeğidir ki insanlığın var olma tarzının kendi içinde sömürüsüz ve baskısız bir güç dayanışmayla, güçlü bir dayanışmayla gerçekleştirilir. Yani o dönemki dayanışma kültürü, birlikte yaşama temel alacağımız esaslardan biri. Ve bunlar aslında özgür toplumun da esaslarını ifade eder. Tıpkı bugün bu konferansta dayanışma içerisinde olduğumuz gibi. Altını çizmeden geçemeyeceğim tabii. Kapitalist topluma geçilmiş olsa da doğal toplumun özü ve esasları her zaman aslında toplum içerisinde vardır. Yani nasıl ki doğada var olan bir şey yok edilemezse toplum içerisinde var olan bir şey de yok edilemez ve kaybolmaz, baskılanabilir, görünmez kılınabilir ama bu onun yokluğu anlamına gelmez. Doğru zaman, doğru mekanda kendisini yeniden gösterir ve ortaya çıkar ve bu zaman aslında tam da krizin ve kaosun derinleştiği dönemdir. Yani belki de bizim bugün arayışlarımızın bugün bu kadar güçlü olmasındaki temel etkenlerden bir tanesi krizin ve kaosun derinleşmesi. Şimdi ben tekrar Sayın Öcalan'a dönmek istiyorum çünkü kapitalizme dair gerçekten çok basit de olsa çok dikkat çekici bir tanımlaması var. Der ki kapitalizm herhangi bir toplum sistemi değildir. Toplumun bir nevi kanserli sistemidir. Genelde sınıflı toplum olarak uygarlığı, özellikle kapitalist uygarlığı bir toplumsal hastalık olarak incelemek, bu temelde yaklaşmak büyük önem taşır. Kanser doğuştan gelen bir hastalık değildir. Vücudun yıpranması ve bağışıklık kabiliyetini kaybetmesiyle kendisini gösteren bir hastalıktır. Toplumsal olguda yaşanan buna benzerdir. Sanırım kapitalistler için gerçekten yapılmış en güzel tanımlamalardan bir tanesi. Çünkü kanser hani kötü huylu ve hastalık hücrelerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasını ifade eder ki vücudu yani hızla çoğalarak vücudu yok eder. Kapitalist sistem kontrolsüz büyüyerek doğayı ve kadını yok ediyor. Ve bu süreç hani kapitalist sistemin o yayılma ve süreci o kadar adım adım ve gizlidir ki tıpkı kanser hücreleri gibidir. Yani kanser hücreleri de vücuda çok sessizce, çok gizlice yayılır ve bir anda kanser olduğunu insanlar fark eder. Bu bir süreç biraz ona benziyor. Şimdi kapitalizmin köşe taşlarının şekillendiği, aslında kendisini daha güçlü kıldığı bir dönemde özellikle orta çağ sürecidir ki bu dönem kadınlar açısından büyük bir
önem ifade ediyor. Çünkü kadının elindeki son bilgi kırıntıları, işte bilgi kadından bize geriye kalan son şeyler de, son kırıntılar da cadı avlarıyla yok edilerek aslında kadın elinde kalıyor. Ve sonrasında gelişen, bu sürecin sonunda daha sonrasında gelişen zamansal olarak gelişen süreçte sanayi devrimi, kamusal alan ve özel arasındaki ayrımların derinleşmesi kadını eve kapatarak bir üreme makinesine dönüştürmüştür ki bu konuda aslında Silvia Fredis'in dikkat çektiği bir nokta var. Kapitalist sistem cadı aviyle erkeklere kadınlardan, kadınların güçlerinden korkmayı öğreterek kadın erkek ayrımını derinleştirmiş ve kapitalist işbirliğiyle uyuşmayan pratikler, inançlar ve toplumsal özneler dünyasını yok ederek toplumsal yeniden inşa süreci üretim ve esaslarını da yeniden tanımlamıştır. Aslında çok özet bir durum ifade ediyor. Kapitalist sistemle uyuşmayanlar öteki sömürülmeli ve yok edilmelidir. Kapitalist sistemle uyuşanlar ki bu biraz daha maalesef ki Batı toplumu Batı merkez haline geliyor. Onun dışında kalanlar ise sömürülmesi gereken alanlara dönüşür. Nitekim o dönem kapitalist sistem Batı'da yaygınlaşma ve iktidar olma koşulları buldu. Onun dışında geriye kalan tüm insanlar ve alanlar sömürgeleşmeye başladı. Şimdi toplumsallığın elinden alınmasıyla eve kapatılan kadın bir üreme makinesine dönüşür dedik. Tabii burada üreme makinesine dönüşen kadınlar için sistemin devamı için, yani kapitalist sistemin devamı için gerekli olan işçiler ve savaşçılar yetiştirilen bir anaya dönüşmeye başlar. Özellikle ulus devletin şekillenmesiyle vatanın anayla özdeşleştirilmesi, yine kadının ve erkeğin, kadının ve vatanın ana kavramı özdeşleşecek erkeğin namusu haline gelerek bir savaş sembolüne dönüştürmesi bu süreci daha da pekiştirir. Çünkü sistemin gerekli için, devamı için gerekli olan insan gücünü ancak kadının doğurganlığıyla üretmek mümkündür. Ve kapitalist sistem şunu yapar, insanlar üredikçe, çoğalarak üredikçe aslında insanlık ve insanlar değersizleşir. Bu olguyla yarar bir kontrolsüz nüfus patlamasının da önünü açmaya çalışıyor. Tabii bu konuda kapitalist sistem her geçen gün daha da güçlenen özgürlük, kadın özgürlük arayışına bir cevap olabilir. Yani çok çok uzağa gitmeye gerek yok. Benim geldiğim ülke olan Türkiye'de bile hükümet yetkililerinin ısrarla böyle 3 çocuk, 5 çocuk bekliyoruz, kadınlardan bunu bekliyoruz demesi ya da Türkiye'de ve Orta Doğu'da gelişen, çok sembolik de olsa gelişen tecavüz kültürleri bu bir karşı hamledir. Yani bunları kapitalist sistemin bir karşı atağı ve krize karşı, özgürlük arayışına karşı bir direniş, kendi içerisinde bir direniş olarak değerlendirmek mümkün. Yani aslında bunlar nasıl derler, hani direniş belki doğru bir tanımlama değil de kapitalist sistemin son hamleleri. Çünkü özgürleşen ve toplumsallığı yeniden yakalayan kadın aslında toplumun kurtuluşu ve kapitalist sistemin yıkımını ifade eder ki bir gerçekliktir. Kapitalist sistem hiç kimseye özgürlük getirmez. Kapitalist sistemin özgürlük getirmesi, kadına, bir topluma, erkeğe, çocuğa özgürlük getirmesi onun özüne aykırıdır. Yani kendilerini devam ettirebilmesi için insanların kör olması gerekir. Özellikle kadın için yarattığı algı, kapitalizm gelenekleri yırttığı için ve yıktığı için kadın etrafındaki zincirleri parçaladığı iddiası çok yanıltıcı ve özünde çarpılma bir kültürdür. Bu konuda özetle şunu ifade ederim, Sayın Öcalan'ın ifade ettiği bir nokta var aslında. Kadının ruh olarak tamamen boşaltılması, biçimsel olarak aşırı kadınsız, süslü, bir kafesteki kuş haline getirilmesi bu yanılsamanın sonucudur ve hiçbir sistem kadın onurunu kapitalizme en dip noktasına oturtmamış. Yani kapitalist sistem kadın onurunu ayaklar altına almış bir sistemdir. Bu konuda çok daha özel bir vurguya ihtiyaç var. Şimdi kapitalist sistem
sistemin toplumsal değerleri yok ettiği bir yöntem ise bireyi sistem karşısında yalnızlaştırıp sorunsallaştırmaktır. Yani aslında sistem kendisi bir kriz ve yapısal haldedir. Ama öyle algılar yaratır ki bu bir bireyler değil de, yani sistem değil de birey kendisini suçlar. Yani sistem büyüdükçe birey toplum karşısında cüceleşen bireyler kendilerini sorunsal hissederek küçük iktidar alanları içerisinde hayatlarını devam ettirmeye çalışırlar ki bu şu demektir, işte erkek kadın üzerinde, kadın çocuklar üzerinde, çocuk da gelecek sistem üzerinde bu sistemin bir parçası olarak yoluna devam eder. Bunlar aşırı bireyci ve yanılsamalı haller. Tabii kuşkusuz kapitalizm kendisini var ettiği milliyetçilik, dincilik, bilimcilik ve cinsiyetçilik ayrı ayrı ele alınması gereken temel noktalardan bir tanesi. Bunlar çok çok uzun uzun tartışma getirecek olan konular. Burada yeniden ayrıca değinmeyeceğim ama bunların tekrardan bu dönemde güçlenmesi ve dalga dalga yayılması aslında kapitalizmin kriziyle ilgili bir durum. Çünkü kapitalizm bunlar üzerinden bir savaş ve kriz hali yaratan kendisini devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi başta ifade ettiğim gibi toplumda hiçbir şey kaybolmaz. Bu bir şekilde kendisini devam ettirir. Bu konuda Öcalan'ın söylediği, vurguladığı bir şey var. Günümüzde eşitlik, özgürlük kavramları halen en temel kavramlar değerinde olmalarını, klan yaşam gerçeğine borçludur. Eşitlik, özgürlük bilinçle kavramlaşmadan doğal haliyle klanın yaşam tarzında gizlidir. Eşitlik ve özgürlük yitirilince toplumsal hafızada da gizli yaşayan bu kavramlar kendilerini gittikçe artan bir tempoda dile getirip yeniden ve üst düzeyde gelişmiş bir toplumun temel ilkeleri olarak dayatacaklardır. Toplum hiyerarşiye ve devlet kurumuna doğru evrim gösterdikçe eşitlik ve özgürlük bu kurumları amaçla takip eder. Takip eder. Tamam. Bizim aslında bu süreçte yapmamız gereken tek şey günümüzde eşitlik ve özgürlük kavramları halen en temel kavramlar değerinde olmalarını klan yaşam gerçeğine borçludur. Eşitlik ve özgürlük bilinç halini kavramlaşmadan doğal haliyle klanın yaşam tarzında gizlidir. Eşitlik ve özgürlük yitirildiğinde toplumsal hafızada gizli yaşayan bu kavramlar kendilerini gittikçe artan bir tempoda dile getirip yeniden ve üst düzeyde gelişmiş bir toplum ilkeleri olarak dayatacaklardır. Aslında biz de tam da böylesi bir noktadayız ve yapmamız gereken eşitlik ve özgürlük ütopyalarımıza bağlı kalmaktır. Şimdi tabii şunu kadın, doğa ve toplum dengesi aslında hayatı ifade eder ve hayatın kendisi de politikadır. Yani kapitalist sistem aslında toplumun elinden politikayı alarak kendi sorunlarını çözebilme kabiliyeti elinden almıştır ki politikasız toplum sürekli savaş hali demektir. Belki yapmamız gereken ve bunu aşmanın yöntemi olarak ben yavaş yavaş toparlayıp bitireceğim. Tekrardan Öcalan'ın belirttiklerine dönmek istiyorum ki çözüm olarak şunu ifade eder. Toplum içinde ve dışında sürekli savaşla beslenen bir sistemi ancak özgürlük ütopyalarımıza sarılarak her yerde bulunan istismar ve iktidara karşı yine her yerde anlamlı direniş ve adalet odakları oluşturmakla aşabiliriz diyorum ve bitiriyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için.